Herkese selamlar. Bugün moleküler biyoloji ve genetik bölümü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi neler bekliyor olabilir? Biraz bunlar üzerine soru cevaplarla birlikte yanıtlar arayacağız. Ama arkadaşlar burada bir hipnot eklemem gerekiyor ilk olarak. Bizim buradaki amacımız size geleneksel yolları anlatmak değil. Yani siz zaten muhtemelen onları pek çok yerde okudunuz, gördünüz vesaire. Bizim buradaki amacımız daha çok sizin gelecek odaklı konuları görmeniz. Ve burada sadece bu üniversite, bu bölüm olarak değil de kendi isminizle, kişisel markanızla fark yaratmanızın yollarını aramak. Bunun da arkadaşlar ilk yolu, neden bu bölümün yanıtını biraz aramak adına aslında, öncelikle bu bölümün size uygun olduğunu hissetmeniz gerekiyor. Bu ilk koşul. Tabii ki tercih yaparken puanımıza göre yöneliyoruz illaki. Yani o başarı sıralaması bizim tercihimiz için büyük bir kıstas. Sonuçta nedir? Bir sayısal öğrencisi olarak hedefiniz en yukarısıdır belki. Tıp, eczacılık vesaire belki mühendislik. Sonra onlara istediğiniz okullarda olmayınca bir tık daha aşağı iniyorsunuz belki. Ve veya işte aynı şekilde diğer bölümler içinde işte mimarlıkta da ya da işte moleküler biyoloji genetikte de başka alternatifler karşınıza çıkabiliyor. Özetle toparlayacak olursak bu bölümü tercih edecek arkadaşların tıpkı diğer bölümlerde de olduğu gibi sadece puan motivasyonuyla değil arkadaşlar. Kendi içsel hissiyle tercih etmesi lazım. Peki niye bu önemli bir şey? Çünkü arkadaşlar şu anda rekabet çok daha yoğun. Yani artık her bölümden her yıl binlerce mezun çıkıyor. Dolayısıyla sizin havada kapılma gibi bir durumunuz yok. Yani kimse şey demeyecek. Ya işte şu öğrenci şu üniversite şu bölümden mezun olsa da onu ben işe alsam. Böyle bir dünya yok. Maalesef yok. Peki ne yapacağız hocam? Arkadaşlar yapmanız gereken şey bu nedenle en iyi olduğunuz alandan ilerlemek. Bu ille de bölüm olmak zorunda değil. Belki bir hobiniz vardır, oradan ilerlersiniz. Orada en iyi olduğunuzu hissediyorsunuz. Dolayısıyla, ha bu şu demek değil. İlave yapmak istiyorum. Yani ille de okuduğunuz bölümle ilgili bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Belki de moleküler biyolojinin çok dışında bir şey yapacaksınız. Ya da dolaylı bir şey yapacaksınız. Mesela bir genetik firmasında satışçı olacaksınız örneğin. Afak konuşuyorum. Ama Hangi işi yaparsınız yapın arkadaşlar. Üniversite bu işin temeli tamam mı? Yani bu bölümü okurken herhangi bir bölüm için söylüyorum bunu. Sizin eğer aidiyetiniz yoksa sonraki yıllarda üniversite de zevksiz okursunuz. Meslek seçimini de zevksiz yaparsınız. Hayat boyu aklınızın bir köşesinde hep böyle ya keşke hani anladın mı? Ya, şunu yapmasaydık iyiydi kalır. Bu kötü bir şey. Yani bu hayat boyunca sizin için bir mental iprama demek belki farkında olmadan başka başka aslında mental sorunlara da yol açabilir sizin için. Bunu 18-19 yaşında düşünmek çok karmaşık gelebilir. Bunu kabul ediyorum. Yani bu dönemde hayatı bu kadar büyük pencereden bakmak mümkün değil. Zaten o yüzden bu yaşlarda mümkün olduğunca hayatınızda bazı mentorlar olmalı. Akıl hocalarınız olmalı ki bu sayede hayatın farklı yönlerini görebilin o akıl hocalarının ya da mentorların her dediğini uygulamak zorunda değilsiniz. Aranızda belki 10 yaş, 15 yaş olacak o insanlarla. Onlar TikTok'u bilmiyor mesela. Bir insanın TikTok'ta bir günde nasıl meşhur olabileceğini ve işte o meşhuriyet yönetiminin nasıl olacağını bilmiyorlar. Dolayısıyla o bizim bildiğimiz bir dünya. O başka ama bazı yönlerden de onlardan bakış açılarını almak gerekiyor. Bölüme geri dönelim. Şimdi arkadaşlar artık teknoloji bütün meslekleri yeniden şekillendiriyor. Ve 5-10 yılda bir yeniden şekillendirmeye devam edecek. Dolayısıyla aslında okuyacağınız bölümün bence net bir uzmanlık yerine bir disiplin vermesi daha iyi olur. Bunu evet amacımız burada moleküler biyoloji tanıtmak ve tanıtacağız da zaten ama burada istiyorum ki siz genel bir bakış açısı sahibi de olun. Çünkü maalesef bu konularda çok fazla içerik üretilmiyor. Yani genel bir yaklaşım anlamında. Ve şunu söylemem gerekiyor teknoloji tarafında. Mesela öğretmenlik. Şimdi evet öğretmenlik mezunu olabilirsin ama orada öğretmenlik yapamadığın anda geleneksel anlamda söylüyorum bunu bir önemin kalmıyor. Gidiyorsun belki bambaşka meslekler yapıyorsun ya da mevcut mesleğini daha az getiriyle sağlıyorsun. Biz istiyoruz ki böyle bir şey olmasın. Yani A planı tutmadı, B planı benim çok daha aslında az koşullara razı olacağım bir yer. Bu olmamalı. A koşulları da B koşulları da C opsiyonunda benzer getirilere sahip olabilmeli arkadaşlar. Ve moleküler biyoloji genetik Buna uygun bir bölüm. Çünkü burada sahip olduğunuz birden fazla yetkinliği farklı farklı ve katlı değerli alanlara entegre etme şansına sahipsiniz. Ama işte bunun için bölümü sevmek gerekiyor. Çünkü biraz anlatacağımız konuların yarısından fazlası size üniversitede verilmeyecek. Dolayısıyla bunları araştırmak için sizin bir kamçınız olması gerekiyor. Yani bunu bir iş gibi değil, bir proje gibi değil, hayatınızda zevk aldığınız bir şey gibi görmeniz gerekiyor. Burada moleküler biyoloji ve genetik bizim için bir araç, bir köprü. Bunu mimarlıkla da yapabiliriz. Bunu endüstri mühendisliği de yapabiliriz. Tarifi de yapabiliriz. Önemli olan bizim gitmek istediğimiz nokta. Dolayısıyla neden bu bölüm sorusuna cevabımız gerçekten burada kendinize ait hissediyor olmanız olmalı. Gerekirse mezunu bırakın. Eğer istemiyorsanız yani kendinize oraya ait hissetmiyorsanız ve sadece tanıyayım işte bir yerlere gireyim diye okuyorsanız bence okumayın. Çünkü bu rekabet koşullarında Ayakta kalmak arkadaşlar çok daha zor. Bunu bu arada yine şunu söylemem gerekiyor. Bu üniversitede bu bölüm için söylemiyorum. Her koşullar için. Yani çok iyi dereceyle sırf işte para almak için, başarı burs almak için özel üniversiteye giden insanlara da bunu söylüyorum mesela. Ya sen o üniversiteye gidiyorsan, o bölüme gidiyorsan tek motivasyonun para olmamalı diyorum mesela. Çünkü o bir süre. 4 sene, 5 sene. E sonrası artık arkadaşlar emeklilik diye bir şeyin kalmayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Tüm dünyada böyle. Yani sadece Türkiye değil. Dolayısıyla bizim artık hayat boyu çalışma gibi bir düzenimizin olması gerekiyor maalesef. Yanlış, çok yorucu, yıpratıcı ama realite bu. Peki neden bu üniversite? Şimdi burada da karşımıza arkadaşlar iki tane gerekçe çıkıyor. Birincisi halihazırda bu şehirde yaşıyor olabilirsiniz. Ve şehirde kalmak için bu kararı vermek mümkün. Belki puanınız bir tık daha yüksek olsa da. Ya da puanınız başka bir şehirde oluyorsunuz, yaşıyorsunuzdur ve puanınız buraya yetiyordur. Bunun için de tercih edebilirsiniz. Bence ikisi için de arkadaşlar bu üniversite, bu, bu bölüm bu başarı sıralaması ölçeğinde iyi bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Bu başarı sıralaması ölçeğinde önemli. Çünkü diğer türlü işte çok çok iyi işte harika gibi anlaşılıyor. Bence zaten bu başarı sıralaması ölçeğinde de daha, daha üstünde olsa arkadaşlar Türkiye'de çok çok iyi imkanlar çok fazla sunulmuyor ne yazık ki. Çünkü çok fazla talep var öğrenci tarafından. Dolayısıyla bu talebe çok üst düzey bir kaliteli cevap vermek mümkün değil. Dolayısıyla bence mevcut koşullarda ama yine de iyi olduğunu düşünüyorum. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence bariz bir eksisi yok. Yine bu başarı sıralaması ölçeğine söylüyorum. Benim gözüme çarpan bariz bir eksisi yok en azından. Artı olarak bence arkadaşlar akademik kadrosu olsun, ders programları olsun, işte derslerde verilenler, yetkinlikler vesaire bence iyidir. Yani bu başarı sıralaması ölçeğinde ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ve size ihtiyaç duyduğunuz o belli zemini bence sağlayacaktır arkadaşlar. Burada yine şunu söylemem gerekiyor. Bildiğimden olarak ne yaparsanız yapın, üniversitenin sizin üzerinizdeki rolü %50-55. İşin kalanın tamamen sizde bitiyor. Burada şunu söylüyor genelde arkadaşlar. <laughs> Hocam peki o zaman biz niye okuyoruz? Yani madem %50-55 yani onu ben kendim tamamlayayım ve dışarıdan ilerleyeyim. Olabilir. Yani vallahi olmaz diyemem. Çünkü yapılıyor pek çok kişi bugün yazılımcı dünyası özellikle. Aynı zamanda pek çok böyle farklı bölümlerde insanlar kendilerini Udemy kurslarıyla, Coursera kurslarıyla yetiştiriyor. Olmaz demiyorum. Ama bizim üniversitede beklentimiz zaten sadece uzmanlaşmak olmamalı. Üniversite bir zemin arkadaşlar. Yani buradan aldığınız bilgileri sıfırdan sizi bire getirecek. Sonrası için insan motivasyon daha iyi olur. Çünkü aynı sınıfta sizin gibi öğrenme isteği olan işte 40-50 kişiyle olmak, işte 50-60 kişiyle olmak her neyse bu insanlarla bir şeyler öğretmek güzel bir his. Ve iyi bir köprü sağlayabilir. Sonrası sizde. Yani yanlış anlaşılmasın. Üniversiteye hiçbir şey katmıyor demiyorum. Katıyor belli bir zemin, altyapı, bir bakış açısı sağlıyor. Ama bu kadar. Yani sizi alıp gerçekten o 4 yılın sonunda, 5 yılın sonunda yetkin alanında uzman birisi haline getirmiyor. Bunu söylemek istiyorum. Bunun da gerekçesi şu. Biraz buradan diğer soruya pas atayım aslında. Hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz de biraz gelelim. Çünkü arkadaşlar üniversitedeki öğretilenler belki 10-15 sene önce hayat boyu geçerliliğini koruyordu. Yani size üniversitede bildiğin anlatılan şey belki 20-30 sene geçerliydi çok büyük başka buluşa kadar. Ama bırakın artık 4 seneyi, 5 seneyi arkadaşlar. Bir sonraki semestre kadar çöp olan, anlamı kalmayan bilgiler var. Çünkü biz mesela şu an bu kayda başladığı aşağı yukarı 15-20 dakika oldu. Her alanda yani moleküler biyolojiyle de ilgili, sentetik biyolojiyle de ilgili, işte efendime söyleyeyim genetikle de ilgili her alanda terabaytlarca veri üretildi bu 15-20 dakika içinde. Şimdi bu bilgilerin her birini okumak, araştırmak, incelemek Anlatmak, üzerinden geçmek, reviz etmek mümkün değil ki arkadaşlar. Ne yapacaksınız bunları? Kaldı ki akademi ile iş dünyası arasındaki ayrım da her geçen yıl giderek daha da derinleşiyor. Bir uçurum haline geliyor. Bu nedenle akademiyi farklı bir yerde bence görmek gerekiyor. Peki hocam yani ne yapacağız? Ben bu bölümü bitirdim. 4 sene 5 sene okudum. Hangi iş imkanlarını elde edebileceğim? Zaten arkadaşlar birinci kısımda klasikleri anlattık. Zaten biliyorsunuz onları işte laboratuvarlar, efendime söyleyeyim hastaneler, bunun akabinde işte bilim merkezleri ve veya işte ilaç şirketleri olabilir. Arge tarafında zaten yer almanız mümkün. Özellikle sağlık tarafında. Bunları biliyorsunuz. Başka ne yapmak lazım? Arkadaşlar işte bu noktada devreye bizim kuşağımızda dijital dünya giriyor. Bence mutlaka burada yer almak gerekiyor. Çünkü fiziksel koşullar sizi ön plana çıkartmayacak. Yani Top seviyedeki okullardaki sadece birkaç bölüm haricinde maalesef diğer bölümlerin o kadar da büyük bir rağmenisi yok. Hatta o bölümlerde de yok, O üniversitelerde de yok artık. Çünkü onların da çok fazla mezunu var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey üniversite, işte deneyim şu bu değil başka alanlarda yer almak. Kendi ismimizi ön plana çıkartabilmek. Çünkü artık bir kişisel marka, insanların markaları Üniversite markalarının önüne geçiyor. Bunu her üniversite için söylüyorum. Çünkü bir üniversite artık eskiden bir e, karizma sahibiydi ve belli bir ismi vardı. Şu anda oranın pek çok paydaşı olduğu için artık bu anlamını biraz kaybediyor bence. Bunu her üniversite için söylüyorum. Tekrar söylemekte fayda var. Peki ben nasıl markalaşacağım? Bunun arkadaşlar ilk yolu bence YouTube. Instagram'ı daha çok seviyorum. Oradan fark yaratacağım ya da işte ben TikTok'u daha cazip buluyorum diyenler olabilir. Saygı duyuyorum. Ama YouTube kalıcı etkisi sayesinde özellikle kaliteli bilgide bence daha önde. Yani TikTok şöyle bir platform mesela. Çok daha fazla insana ulaşıyorsunuz bir günde. Bir günde 1 milyon etkileşim almanız mümkün. Bu YouTube'da mümkün değil ilk başta. ilk 5-6 senatta neredeyse. Ama TikTok'ta mesela seni takip eden birisi senin her videonu izler mi? Hiç zannetmiyorum. Ya da en ufak bir şeyde unfollow edebilir. En ufak bir şeyde işte videonu bırakabilir izlemeyi. Ama YouTube böyle değil. YouTube daha sadık bir kitle. Ve öte yandan kaliteli bilgiyi çoğu zaman insanlar kendileri araştırıyorlar. TikTok'ta maruz kalıyorsun. Bir kullanıcı olarak burada kullanıcı kendisi seni buluyor. Peki nasıl bulacak beni hocam? Şöyle gelelim. Şu an arkadaşlar Amerika'da en çok elde edilen gelirlerin bazıları bir kısmı diyeyim e-posta aboneliğinden geliyor. Bu arada buna yan gelire hustle diyorlar. Bunu da mutlaka not alın ve araştırın. Yani side hustle günümüz kariyer dünyasındaki önemli trendlerden bir tanesi. Yani artık insanlar tek bir gelirle zaten yaşamıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde. Herkes artık ikinci, affedersiniz, üçüncü gelirleri arıyor. Ana mesaimi kısayım mesela. 9 saat yerine 6 saat çalışayım. O 3 saati başka bir yere aktarayım. O 3 saat içinde daha fazla gelir elde edeyim. Bunların peşinde herkes. Dolayısıyla site asıllar bu süreçte özellikle 2020'lerde 2020'lerin tamamı bu boyunca çok değerli. Ve bence e-posta bayılığı bunlardan bir tanesi. Az önce ne dedik? İşte terabaytlarca veri üretiliyor. Şimdi mesela siz bunu yapabilirsiniz. Oturursunuz bilgisayarın başına her gün dünyanın bambaşka yerlerindeki moleküler biyolojiyle ilgili, genetikle ilgili bu tarz konularla ilgili çalışmaları incelersiniz. Ve bunları haftalık olarak ya da haftada 2-3 her neyse müsaitliğiniz ne kadar olursa bugünlerde birer sunum hazırlarsınız. Ve bu başlıkları paylaşırsınız insanlarla. Mesela e-bülten 6 maddeden oluşur. İlk 3 maddeyi atarsınız burada sunum olarak benim yaptığım gibi. İnsanlara bunu anlatırsınız. Dersiniz ki kalan kısmı okumak için işte şu linkten satın alabilirsiniz e-bülteni. E. Peki ne kadar vadede sonuç alacaksınız? Bugün mesela 2 Şubat günlerden. 2 Şubat'ta başladın yayınlamaya. Bu sonuç sana 2 Mart'ta, 2 Nisan'da ya da 2 Ekim'de gelmeyecek. Ta 2 Şubat 2024'te 25'i gelecek sana sonuçları. Şimdi böyle dediğimde arkadaşlar şey diyor ya hocam hani 2 sene sonraki karşılık için ben şimdi nasıl başlayayım video yapmaya? Yani 2 sene nasıl bir şey beklemeden video atacağım? Bu motivasyon bana olmaz hocam diyor mesela. Abi tamam da üniversite zaman nasıl okuyabiliyorsun 4 sene boyunca? Ve kaldı ki üniversite sana şey demiyor. Sen 4 sene oku, bitir. Bak ben seni şey, çok iyi yerlere geçeceğim demiyor mesela. Ama YouTube diyor. YouTube diyor ki alın ne olursa olsun. Bana 4 sene boyunca aralıksız her hafta içerik üret. Bak ben seni nerelere getireceğim diyor. Sadece getiri anlamını söyleyemem. Yani sadece e, reklam parası olarak değil. Hatta kaldı ki reklam parası bu işin yani YouTube'dan edinilen kazancın %5'i anca etmez yani. Bugün mesela YouTuber olan kişilere bakın. İşi YouTuber direkt mesela. Adamın ya da kadının. Reklam geliri işin sadece %5'i, %10'u. Gerisi tamamen iş dünyası. iş modelleri reklam, anlaşma, işte yeni ürünler falan filan bir sürü şey. Size de böyle olacak. Bizim için YouTube sadece bir köprü. E-posta bildirim satmanın sadece bir yolu. Ama çok ciddi bir yolu. Çünkü buraya alt yazı ekleyerek dünyanın bambaşka yerlerine ulaşma şansına sahipsiniz. Yani Amerika'ya, Belçika'ya, Kore'ye, her tarafa. Ha burada şunu söylüyor arkadaşlar genellikle iki madde olarak. Ya hocam tamam da işte ben İngilizce bilmiyorum. Bu birinci şey oluyor burada gerekçe. İkincisi de ya peki beni buradaki insanlar niye izlesinler? Yani bir sürü kanal var sonuçta kendi dillerinde. Niye Türkçe bir kanalın İngilizce alt yazısını izlesinler? Şimdi ilk soru arkadaşlar. İngilizce bilmenize ilk başta o kadar gerek yok. Ha, var ama yok. Nasıl yok? Ne yaparsın? Türkçe yazdığın şeyleri çevirirsin translate'den. İnsanlara bunun İngilizce versiyonunu atarsın direkt yazı olarak. Her, yanlışlar olur, eksikler olur. Sorun değil. Ama insanlar genel olarak senin anlatmak istediğini anlarlar. Önemli olan bu zaten. Bunun akabinde bir diğer kritik nokta. Arkadaşlar artık zaten global ekonomideyiz. Ve global ekonominin amacı bu zaten. Global ekonomi diyor ki. Sen bir şey yap ve dünyanın her tarafına sat. İrili ufaklı. Ve senden şey beklemiyor zaten global ekonomi. Sen işte buradan Hindistan'a bir konteyner mal gönder. Hayır o iş dünyasının işi. Ama sen de ufak ufak bir şeyler yaparsın. Mesela Instagram hesabına oradan takipçi kese çekersin. İşte LinkedIn'de paylaşımlarını oradan beğeni alırsın. Yaptığın bir içeriği oradan izletirsin. Reklam parayla kısa kazanırsın vesaire. Bunlar ufak ufak. Ortalama bireyle bakıp yapacağımız şey. Ha baktın video izleniyor yavaş yavaş. Dil kursuna girersin. Dilini geliştirirsin. Yanına bir asistan alırsın. Bir stajyer alırsın. Bir ajansla anlaşıyorsun. Baktın para kazanıyorsun. Ya, gerisi gelir. Yeter ki sen bir yola çık. Bir yolda öğren bakalım. Mükemmel arkadaşlar. iyinin her zaman düşmanıdır. Bunu unutmayın. Yani şu dünyada mükemmeliyetçilik çok saçma. Aşırı saçma çünkü hiçbir zaman zaten mükemmel olamayacaksın. Her zaman senden daha iyi, daha prodüksiyonu yüksek, daha kısa sürede yapılmış, daha işte çekici, daha görseli güzel. Bir mi iyi olacak zaten. Önemli olan bir şekilde bu havuzdan kendine pay almak. Bu payın onlarca birim olmasına gerek yok. Bir birim olsun bizim olsun yeterli. Çünkü sistem bunu istiyor. Yani sistem eskiden ne istiyordu? Diyordu ki üniversiteye git oku, çalış, işte yabancı dilini geliş, şunu yap, bunu yap vesaire. Artık diyor ki bana başka şeyler öğret. Bana diyor memur olma. Bana işte sınavı okuyup bitirip sınava girmiş falan bunları yapma diyor sistem. Bunları yaparsan diyor seni muhtemelen iyi bir yere getirmem. Bana diyor kreatif işler yap. Farklı işler yap diyor. Podcast yap, YouTube yap. Freelancer ol. Efendime söyleyeyim başka işte digital nomut ol. Dijital göçebe. Bunlar artık kariyer dünyasının yeni trendleri. Yapmamız gereken şey bunlar. Riskli mi? Evet riskli. 4 sene çalışıp hiçbir kuruş para kazanmama ihtimalim var. 4 sene boyunca video yaptın. Toplam izlenmen 1000. Ne oldu? Bitti. Videoları boşuna yaptın. Hayır abi boşuna yapmadın aslında da. Hani kağıt üzerinde boşuna yaptın. Para kazanmadın. Ama mesela bir tane kişi izledi. Hiçbir şey çıkmadı. Benim birinci kişi abi şey. Falanca Üniversitesi Arge Laboratuvarı Müdürü. Baktı ulan dedi çok iyi videomuş dedi ya. Ben dedim, mutlaka şu çocuğa ya da şu kıza dedi ulaşmam gerekiyor. Taksana ulaştı. Hemen bir şey. Referans. Düşünsene mesela. Onun için şey değil arkadaşlar bunlar. Bunlar olacak şeyler. Olan şeyler hatta. Çünkü o insan zaten araştırıyor. Her hafta YouTube'dan bir şeyler izlemeye çalışıyorlar. Ve zaten YouTube belli bir süre sonra belli anahtar kelimelerde sizi ön plana çıkartacak. Diyecek ki evet işte nedir bu? Mesela DNA projesi. İşte DNA ile imza var şu an bir proje mesela. Burada. İşte CRISPR-Cas9. Diyecek ki ben bu projelerde, bu anahtar kelimelerde şu kişilerin videolarını ön plana çıkartıyorum. İki sene sonunda. Derdimiz bu. Geçelim diğer soruya. Staj olanakları. Şimdi arkadaşlar benim özellikle kişisel olarak takıntılı olduğum konu zorunlu stajları bırakıp bir kenara. Onlar zaten zorunlu. Gönüllü çalışmalara mutlaka yer vermek gerekiyor. Sivil toplumda çalışmak, medyalarda yer almak, influencer marketing ajanslarına girmek, dijital pazarlama yapmak hepsinde çünkü zaten diğerlerini herkes yapıyor bölümündeki bizim maksadımız senin moleküler biyoloji ve genetikteki insanların genelde yapmadığı şeyler yapman sadece Türkiye'dekilerle değil Amerika'daki genetik öğrencilerle rekabet etmen Japonya'daki genetikçilerle aynı seviyede aynı kalitede olman bizim maksadımız bu peki hocam yani sivil toplum kuruluşunun Japonya'daki genetik mezunuyla ne alakası var Şöyle düşünelim. Şu anda arkadaşlar bütün kurumsal dünya bir şekilde buraya para akıtıyor. Sivil toplum kuruluşlarına. Çünkü dünyadaki iyilik hareketi vesaire şu anda revaçta ve önümüzdeki 10 sene devam edecek. Belki de sen burada gördüğün o tespitler sayesinde sivil toplumda sağlığın geleceğiyle ilgili bir şeyler oluşturabilirsin. Ya da pek çok hastane kuruluşunun, işte sağlık kuruluşunun STK projelerini yönetebilirsin. Biraz böyle kurumsal iletişim gibi. Mümkün mü bunlar. Ya da şu anda pek çok sektörde artık şirketler, kuruluşlar ajans olarak sektörel ajans istiyorlar. Çünkü geleneksel normal ajanslar sektörel hikayeleri anlayamıyor. Çünkü bir sürü sektöre hitap ediyor. Dolayısıyla sen mesela bir ajans kurarsın. Genetik dünyasına, bilinci dünyasına yönelik sadece bu sektördeki şirketleri ele alırsın. Ve zaten dijital dünyadasın. Biliyorsun TikTok nasıl çalışır, Instagram nasıl çalışır. E, o taraf var. Bu tarafta da teknik video var. Al sana mükemmel bir ajans. Ve bu işin karşılığı var dünyada. Şimdi bizim dünyanın derdimiz şu. Ben burada yaptığım işi globale nasıl taşıyacağım? Bak bir hikaye birleşiyor. YouTube, ajans, genetik. Bence hiç bir hikaye değil. Yani üzerine düşünülürse, biraz bir şeyler harcanırsa yolda gayet öğrenme süreci zevkli bir bölüm. Son sorumuz. Peki hocam ben bu bölümden mezun oldum. Okudum bu bölümü. Ne kar kazanacağım? Şimdi devlet memurlarını bir kenara bırakıyorum. Atanma ihtimallerini. Çünkü onların zaten maaşı sabit belli bir maaş skalası var. Öte yandan biz biraz daha özel sektöre bakacağız. Eğer gerçekten üniversite başından sonuna kadar kendini bu konularda geliştirmiş biri olursanız zaten son seneye kalmadan ya da son senenin başlarında bir yerlerde iyi kötü bir teklif alacaksınız arkadaşlar. Değeriniz anlaşılacak ufak ufak. Ve bu rakam muhtemelen asgari seviyesinde olacaktır. Temel bir para değil. Yani bir yandan uzaktan çalışıyorsun, online çalışıyorsun. Bir yandan da okuyorsun. Bu rakam mezun olduktan sonra işe gidip geldikçe asgari ücretin bir buçuk katıyla iki katı arasında bir maaşa denk gelecektir. Bu da fena değil. Peki hocam bu genellikle böyle midir? Maalesef değildir. Genellikle olan şey bizde ne yazık ki kariyer yönetimi, kariyer mühendisliği çok hakim olunmadığı için, çok yaygın olmadığı için bir sistem olarak. Arkadaşlar bu süreçleri genellikle mezuniyetten sonraya bırakıyor. İster istemez. Ve üniversite biraz daha sosyal geçiyor mezun olduktan sonra genellikle asgari ücret seviyesinde bir maaşla işe başlanıyor. Şimdi asgari ücretle işe başlamak o kadar da sorun değil. Niye? Değil. Paralel edersin. Anladın mı? Yani diğer arkadaşınla o senden %50 fazla alan arkadaşınla bir iki yıl sonra aynı noktaya gelirsin ama daha büyük bir sorun var arkadaşlar. O da kendini tanıyamamış olmak. Yani 23-24'ten sonra ben nereye aidim, ne yapmalıyım sorusuna yanıt aramak bence bir tık geç. Çünkü o yaşlarda sabah çalışıyorsun iş yerinde. E, akşamları kendini düşünmeye çalışıyorsun. Bu çok yıpratıcı. Hem bir yandan sağlık kararını engeller. Çünkü zihin dolu. Üzerine sorumluluklar var, beklentiler var. Ailenden, arkadaşlarından, ilişkin varsa, ilişki yaşadığın insandan yani pek çok paydaştan sorumluluklar hissediyorsun. Hissedeceksin ya da? Şu anda öyle değil. Şu anda yani ilişkin varsa da öyle bir beklentin yok ya da ailenin senden öyle bir talebi yok. İlla bir yola gir gibi. Zihin daha berrak. Sorumluluk nispeten daha az. Yani inşallah öyledir. Hayatınızda ciddi bir sorumluluk yoktur inşallah. Dolayısıyla şu aşamada bir şeyleri deneyip yanılmak için bir lüksünüz var. Ha bu şu demek değil. Yani sosyalliği bırakın. Kimseyle öyle makara goy goy yapmaya gerek yok. Sadece iş yapalım. Yok abi öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya gerek de yok zaten. Öyle bir dünya sizi zaten köreltecek diye bir noktadan sonra. Benim o sevmediğim bir şeydir. Yani sürekli iş, koliklik, iş falan. Yani çok sıkıcı. Ama hayatın bir yerinde de olmalı. Yani %30'u mesela o olmalı örneğin. %30 sosyalleşmek, Erasmus, parti, şu bu, zarf neyse. Yüzde yirmi akademi. Ha bu arada akademi olmasa da olur da hani kötü örnek olmayayım. Yüzde akademi olsun diye. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar valla. Bunların haricinde unutum kısımları olabilir. Üniversiteyle ilgili de bölümle ilgili. Eski eşliğin kısımları olabilir. Onları da yorum olarak yazarsanız yanıtlamak isterim. Eğer bilgi dahilindeyse. Ya da en kötü oradan birilerini bulup onlara refere ederiz. Bunun akabinde eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.